Alanya karşısında, lider karşısında zor bir maçtı hakikaten. Böylece Alanya'nın ligdeki mağlubiyet sayısı 3 oldu. En az mağlup olan takım Gaziantep Futbol Kulübü. Puanı 21. Tabii Gaziantep takımı da 6 beraberlik aldı. Baktığımızda 5 galibiyeti var. 6 beraberlik, 1 mağlubiyet. Az yenilgi, en az yenilgi. Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu hocam. Bahar Hoca ile birlikte evet, konuşalım. Necim'i bekliyorduk orada. Ne diyorsunuz? Alternatif düşünüyor. Ben size söyleyeyim. Josef De Souza göbekte. Rıdvan Solbek, Sağbek, Necip, Wellington, Vida, Atiba, Mensah, Enkudu, Gezal, Abubakar. Larin yok. Yani arkadaşlar evet, sabahtan evet, beri... Arkada Larin da yok. Var. Şu rahatlıkla evet, bakabilirsiniz. Larin yok. Dorukhan... Yani burada sürpriz... Yok. Ben Enkudu'yu beklemiyordum. Larin'i bekliyordum. Ama demek ki antrenmanlarda gösterdikleri performans tabii ki biz bilmiyoruz izlemediğimiz için. Hangi futbolcu daha iyi performans sergilerse tabii ki bir teknik adam da onu oynatmak ister. Ahmet abi Gezal'la ilgili bir şey sordu. Sana da bana da hatta değil mi? Evet. Sercan'a da soracaktı. Sabahki gösterdiğiniz 11'lerde Gezal sola çıktı. Larin. Larin'in orada oynaması Larin'in gerekiyor orada oynaması demiştik. Şimdi doğru yer sağ tarafta Gezal. Zaten baktığımızda da son transferler işte kazanılan Necip Rıdvan... Larin oynasaydı o Sergen Yalçın imzası var diyecektim ama Larin olmadığı için onun üzerine yorum yapamıyorum şu an. Ama yine de yine bir birlik beraberliği sağlayıp takımı ofansif yani ben şimdi böyle baktığımda Beşiktaş'a ofansif işte ben özellikle büyük takımların defansif ağırlıklı oyuna çıkması aklım mantığım almıyor. Mesela 4-2-3-1 oynatıyor ya çoğu takım. O 4-2-4'lünün önündeki ikilinin biri mutlaka defansif orta saha oluyor ya. Ya şöyle asla defans oyuncularını adı altında ezmek için asla konuşmuyorum. Bir oyuncu ofansı çok iyi yapabiliyorsa defansı da oynar. Yani biri defansif orta saha, biri ofansif orta saha çıkınca ne gerek var diyorum. Ya da ofansif futbolunu sevdiğim için de olabilir. Ya da dört büyüklerin hep ofansif oynamasını istediğimiz için de olabilir. Bol gol olsun, izleyicilere keyif versin. Büyük takımlar çok para yatırıldı. Her şekilde her taraftan keyif alalım diye. Mensah buna güzel örnek aslında. Geride evet, de iyi, ileride de iyi. Ya zaten ön bölgede... Atiba. Ön bölgede iyi olan oyuncu defans yapmayı da bilir. Ben öyle düşünüyorum. Yani oynadığım 20 yıl futbol oynadım. Ben gördüğüm kadarıyla, içeride bulunduğum kadarıyla da aynısı. Defansif oyuncuya ofansif anlamda bir şeyler anlatmak zor olabilir. Ama ofansif oyuncu her anlamda defansif özellikleri kazanabiliyor. Çünkü zaten geçtiği kişi... Evet. Defansif özellikleri olan oyuncular olduğu için ben Beşiktaş'ın 4-1-4-1 sistemini gerçekten hem çok seviyorum hem de çok iyi oyuna adapte olabiliyor oyuncular. Bu dörtlünün önündeki ikili bana biraz sevmediğim bir oyun tarzı geliyor. Öyle söylüyorum hocam. Bu Erzurum'un da 11'i geldi mi paylaşalım onu da bekliyoruz. Biri geriye halletsin öbürü. Hayır zaten birbirini tamamlayabiliyorsa mesela burada Mensah geri koşmuyorsa... Abubakar onun yerine koşmalı. Örnek veriyorum. Zaten bunu yaptığı için Beşiktaş birlikte hareket ettiği için son haftalarda daha güzel bir Beşiktaş izliyoruz. Derbiden itibaren. Tabii kesinlikle ki 7-8 oyuncusu yoktu. Ondan bile hiç bahsetmedi teknik direktörümüz. Onun üzerine böyle bir oyun sergileyip o maçlardan 3'er puan alabileceği hiç düşünülmemişti. Ama ben şu an keyif alıyorum Beşiktaş'ı izlerken. Hocam siz alıyor musunuz keyif? Evet. Şimdi biz sağ dizilişleriyle bazen kendi kafamızı bile karıştırabiliyoruz. Yani bir takımı siz işte 4-2-3-1 sahaya sürebilirsiniz. Genelde de şu an bütün ama çok ofansif oynatabilirsiniz. Veya 4-6-0 sürersiniz. Çok ofansif oynatabilirsiniz. Tam tersi defansif olduğu gibi. Hocamın şu sözüne ben de katılıyorum. Ofansif özellikleri olan bir futbolcuya defans yapmayı öğretebilirsiniz. Tabii çok rahat. Ama ofansif özelliği kısıtlı olan futbolculara ofans oynamayı çok öğretemezsiniz. Orada teknik ön plandadır, yaratıcılık ön plandadır, işte çalım atma ön plandadır. Yani bizim eski tabirle biraz kazma tipli futbolculardan çok iyi ofans futbolcusu olmuyor. Ya biz Türkiye'de şunu sevmiyoruz hocam. Kendi yarı sahasında 75 pas yapıp öne çıkma
izleyici bunu sevmiyor. Hocam bir misafirimiz var. Tabii. Denizli'ye gidelim. Atagündüz Kurşun yanında başkan. Denizli başkanı var. Ata abi, başkan koronavirüsü atlattı. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 3 puan hediye etti Denizli başkana, camiaya. Zor bir rakibi yendi. Söz sizde. Teşekkür ediyoruz Aykut İnce. Ben de hemen Ali Çetin'e döneceğim. Sayın Başkan Aykut İnce, öncelikle geçmiş olsun diyor. Malum bir korona süreci atlattınız. Bir de tebrik ediyorlar. Lideri yendik diye. Neler söylersiniz? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Herkesin de malumu, uzun zamandan beri kazanamıyorduk. Bu artık bize bir teselli oldu. İnşallah futbolcuların da özgüveni geldi kendisine. Bu kadar eksiğimiz olmasına rağmen, 6 tane eksiğimiz var bugün yine. Bu kadar eksiğimiz olmasına rağmen canla başla mücadele ettiler. Aynı zamanda da hocamızı da tebrik ediyorum buradan, ilk maçı. O da mücadelesini sonuna kadar verdi. Futbolcu kardeşlerimi de tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder. Biz de hak ettiğimiz yere gelmek için mücadelemizi veririz diye düşünüyorum. Geride bıraktığımız haftalarda aslında bekleneni veremedi ama bugün hani bizim de gözlemlediğimiz bambaşka bir Denizlispor vardı. Mücadeleci, hiç oyunu bırakmayan. Tabii ikinci yarı Alanyaspor'un biraz daha baskısı hakimdi. 10 kişi kaldıktan sonra özellikle. Bundan sonra nasıl bir Denizlispor izleyecek taraftarlar, Denizliler? Yani daha önce de söyledim ben. Bizim kadromuzun, bizim futbolcu kardeşlerimizin yenemeyeceği hiçbir takım yok diye. Biz yine aynı şekilde aynı iddiamızı sürdürüyoruz. Yalnız bizim dediğimiz gibi şanssızlıklarımız vardı. Hem Fenerbahçe maçında, Kasımpaşa maçında da aynı şekilde. Kasımpaşa maçında biliyorsunuz sakatlıktan dolayı orada futbolcu, Kasımpaşalı futbolcunun sakatlığından dolayı Zakarya durdu. Öyle durmasına rağmen alıp gidip gol attılar. O hak değildi bence. Ama sonuçta önemli olan sonuç, orada da iyi bir Denizlispor vardı aslında. Fenerbahçe maçında da iyi bir Denizlispor vardı. Yani canla başla mücadele veriyorlar. Yani bizim sakat futbolcularımız da geldikten sonra dediğim gibi, yani Denizlispor iyi bir futbolu izleteceğini düşünüyorum. Bugün de o kadar eksiğimize rağmen işte gördünüz, yani canla başta hiç maçı bırakmadı çocuklarımız. Tekrar tekrar hepsini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hepsine. Çok teşekkür ediyoruz başkan. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet Aykut İnce, aslında başkan konuşmayacaktı ama bizi kırmadı. Hani galip geldik, kameraların karşısına geçmeyelim dedi ama sağ olsun bizi kırmadı. Birkaç cümlede olsa duygularını dile getirdi. Sözü tekrar merkeze size bırakıyoruz, Denizli Atatürk Stadyumu'na. Evet, teşekkür ederiz. Eleğine emeğine sağlık, eline sağlık sevgili Atagündüz Kurşun. Belli ki Sayın Başkan'ı çıkması konusunda ikna etmişsin. Teşekkür ederiz sana, meslektaşımıza. Peki Beşiktaş'a gidelim. Sercan hazır mı? Sercan Dikme. Beşiktaş'ın 11'ini paylaştık. Erzurum'un 11'i de açıklanacak. Şimdi sözü sana bırakalım. Kadroda sen bir sürpriz gördün mü? Aykut İnce, çok teşekkür ediyoruz. Alanyaspor maçına oranla 4 değişikliğe gitmiş durumda Sergen Yalçın. Özellikle Valentin Rozier sarı kart cezalısıydı. Onun yerine biz Necip tercihini zaten bekliyorduk. Ancak burada sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz Kayların noktasına dikkat çekebiliriz. Hoca Kayların'ı bugün yedek kulübesinde başlatıyor. Kanatta Enkudu, orta alanda ise Mensah tercihini kullanmış. Genellikle özellikle son 4-5 haftalık dilimde Atiba, Josef ve Dorukhan orta sahası zaman zaman tepkiyle karşılaşılabiliyordu Beşiktaş camiası içerisinde. Sergen Yalçın Souza, Atiba ve Mensah üçlüsüyle çıkıyor. Farklı olarak veya sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz yer burası, kanat noktası. Ancak özellikle Fenerbahçe derbisinden sonra Montero monte edilmişti stoper mevkiine. Ancak hafta içerisinde de ve bugün tabii ki yayınlarımızda Montero'nun yedek olacağının altını çizmiştik. Vida Wellington ikilisi bugün yine ilk 11'de. Peki, teşekkür ederiz. Devam edelim 11 üzerinden konuşmaya. Ümraniye 1 Adana 0 ve İstanbul Bursa maçı da bu akşam saat 19'da oynanacak. Birkaç cümlede orayı rica edeyim, sonra Beşiktaş'a ağırlıklı gideceğim hocam. Ümraniye maçı.
Adana maçı izleme durumunuz oldu mu? Yolda mıydınız? İzleyebiliriz maçı. İzlemedim. Bir kırmızı ben var Adana'da. Gençler Birliği. Başkent derbisine baktınız. Evet, Ankara Gücü maçına baktım. Çok keyifli bir maçtı. Güzel maçtı hocam. Her şeyden önce ama Ümraniye maçını da yakından takip ettim. O ligde de çok güzel maçlar oluyor. Yani bu akşam da bir İstanbulspor Bursa maçı var ki müthiş bir maç olacak. Çok. Hocam bu arada tabii yani kaçırdığı maçı da kaydedip sonra izliyor. Harika. Bağır hocam öyle. Benim de çocukluğum öyle geçmişti. Yani. Kaydedip süperlik. Tabii ve o zaman kayıt yoktu. Bir de bütün maçları izliyorum. Ben de öyle. Kayıt de yani 18 hatta doğru. Tabii 40 maç. 19 oluyor. Tabii. 19 maç. Kaldı ki bugün bir de 3. ligden bir maç izledim. O da var. Evet. O da var. Eskiden öyleydi. Sürekli 3. lig, 2. lig maçlarını takip etmek için geriden geliyordu ya şimdiki adıyla Süper Lig'i izlerken. Evet. Ben artık çocukluğumda sürekli maç sesi geliyordu odadan. Evdekiler yeter artık ya, yeter artık diye. Ya yani çocukluğum öyle geçti. İnsan izlemeden edemiyor. Sürekli bir şey görüyorsun ve öğreniyorsun. Yani üst taraftaki takımların kaybettiği bir hafta sevgili seyirciler. Orada karlı olan takımlar var. Ahmet abinin söylediği gibi Başakşehir bay geçtiği için karlı en azından Antep büyümedi. Fark büyümedi.